Şimdi dış politikadaki önemli gelişmeleri ve Türkiye'nin dış politikasında yaşanan yeni kriz başlıklarını konuşmak üzere bir değerli dış politika uzmanı, KRT ekranlarından da gayet iyi tanıdığınız Profesör Doktor Sayın İlhan Uzgerli konuşacağız. İlhan Hocam iyi akşamlar, merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Şimdi hocam bir süredir çok şükür ki cepheden haberler vermiyoruz. Yani çok şükür şehit haberleri gelmiyor. Türk birlikleri cephede sıcak çatışmaların içinde değiller ama başka tür bir savaşın içinde olduğumuz anlaşılıyor. Yani Doğu Akdeniz'i bir yanda tutuyorum. Orada işte sondaj çalışmaları, Navtex ilanları vesaire ama Avrupa ile sıkı bir savaşın içine giriştiğimiz anlaşılıyor. Bu en son Hollanda'daki aşırı sağcı siyasetçi hakkında bir suç duyurusunda bulunulmuş. İşte kamu davası açılacak filan. Şimdi bir yabancı ülkenin falanca partisine mensup bir isimle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu şekilde bir kavga içine girmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi ağır şeyler söylemek istemiyorum. Kendimi tutayım isterseniz ama hani bu siyaset doğru bir siyaset değil. Yani Avrupa'daki her bir siyasetçiye, yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı laf yetiştirmez, laf yetiştirmek zorunluluğu da yoktur. Hele hele böyle yok dava açayım ne yapacak, yani şey mi yapacak, kırmızı Türkiye kırmızı bülten mi çıkartılacak, başka ülkelere gittiğinde bana iade edin mi diyecek. Hani tamam bu lider biliyoruz, bütün dünya Avrupa da biliyor, ülkesi de biliyor, dünya da biliyor. Hani ırkçı eğilimleri olan bir lider sonuçta. İyi de hani bunun birebir şeyi muhatabı olmak doğru değil. Hani bence esas iş bizim buraya biraz hani içeriye çeki düzen vermemiz ve hani Türkiye'nin dünyadaki imajının hani değişmesi gerekiyor. Yoksa bu tür atışmalar hani bugün biliyorsunuz işte şey oluyor, Wilders oluyor, sonra Macron oluyor, bazen Merkel oluyor. Buradan bir varılacak bir şey yok. Varılacak bir sonuç yok. Yani siyaseten elde edebileceğimiz hiçbir şey yok. Bununla gereksiz polemiklere giriyor Türkiye. Gereksiz diplomatik enerji harcıyor. Bizim hani çok daha işte bakıyorsunuz şimdi 6.30'dan beri siz haber sunuyorsunuz. Yani nereye el atsanız Türkiye'de can yanıyor. Bir sorun yumağı. Hani hangi sektöre, hangi kesime, hangi insan grubuna, hangi şehre dokunsanız bin ah işliyorsunuz. İşte en son verdiğiniz haber hani sağlık politikasının çöküşünün hani itirafı gibi. Ama şimdi dış politikada Türkiye'nin uğraştığı konulara bakın. Hani onlarca ciddi ağır mesele varken yani bir Hollandalı politikacıyla bir şey hani bu hava sahasındaki ya da denizdeki it dalaşı gibi. Yani onunla bir böyle şey didişme hali. Ya dedim ya bu siyaset değil, bu dış politika değil, bu diplomasi değil. Bu çok ucuz bir siyaset anlayışı. Hani biz Avrupa ile kavga eden lider imajını aman canlı tutalım. Kamuoyunu biraz daha meşgul edelim. Bakın reisimiz dünya liderleriyle kafa kafaya hani tutuşuyor, onları azarlıyor, onları aşağılıyor, onları işte dava açıyor. Bununla insanları bir noktaya kadar oyalarsınız. Bence artık bu da tükenmeye başladı. Hani insanlar buna doyacaklar. Çünkü biliyorsunuz işte Hollanda'yla işte geçen şeyden seçimler sırasında Hollanda'yla didişiyorduk. Yok işte bakanı sokmuyorlardı da ay burada ölecek miyiz diye böyle endişe etti falan filan da. Bu ne oldu? Unutuldu. Yani portakal bıçaklamadan hani şeye yok onu boykot et, bunu boykot et. Hiçbir karşılığı olmayan, olmayacak. Bir ara biliyorsunuz işte dolar yıkılıyordu hatırlayın. Ya bunlar çok ucuz şeyler. Umarım yani Türk halkı da bir noktadan sonra artık bunlara bir hani yeter artık doğru dürüst bir siyaset yap. Bizim hayat kalitemizi arttır deme noktasına gelsin diye bekliyorum. Evet şimdi İlhan Hocam bu kavganın ana teması hepimizin de bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın adeta ümmeti yani bütün İslam camiasını temsil ederek Batı'da İslam karşıtlığına karşı gövdesini siper ettiği görüntüsü vermeye yönelik gibi gözüküyor. Mesela Macron'la girişilen kavgada işte Macron'un İslam'da reforma ihtiyaç var, biraz değişikliğe ihtiyaç var sözleri. Mesela Almanya'da bir camiye işte postallarla polislerin girip baskın yapmasına neden Merkel tepki göstermedi meselesi. Yani adeta Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bütün İslam ümmeti adına Batı'ya direniyor ve bir kalkan oluşturuyor gibi.
Dahası Türkiye'de de Cumhurbaşkanı'na destek vermeyenler neredeyse işte Macron kadar, Merkel kadar ya da Geert Wilders kadar bir İslam karşıtı olarak algılatılmaya çalışılıyor. Şimdi işin bir de boykot tarafı var. Fransız mallarına boykot. Az önce bir değerli ekonomist, gazeteci meslektaşımızla konuşuyorduk. Şimdi ona da sordum, size de sormak istiyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı olduğunuz için bir ülkenin mallarına boykot bu şekilde mi uygulanır? Yani vardır örnekleri geçmişte ama bu doğru bir yöntem mi? Yok değil. Yani zaten bu Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da aykırı. Hani şöyle söyleyeyim, devletler bu tür kısıtlamaları yaparlar ama böyle deklare etmez. Dikkat edin, Suudi Arabistan bile tutmalarına boykot resmi ağızlardan söylemiyor. Yani şirketler, mağazalar kendileri şey yazıyorlar, ilan asıyorlar. Hani Türk malları almayın diyorlar, dikkat etmişsiniz. Onları böyle şeritle çevriliyorlar. Çünkü hani doğru bir şey değildir. Böyle yapılmaz tabii ki. Mesela başka ince yöntemler uygularlar devletler. Mesela gümrük vergisi etkisi yaratacak önlemler alırlar. Dersiniz ki sen bu malı şu limandan getireceksin. En uzun limana gönderirsiniz onu falan. Burada bakım var, şey var falan. Müsait değil dersiniz. Hani işleri ağırlaştırırsınız, maliyetini arttırırsınız falan. Tabii ince şey, boykotlar, siyasetler böyle yapılır. Ama Türkiye'nin derdi zaten boykot olmadığı için bu tür ince hamlelerle ilgilenmiyor aslında bakarsanız. Yani doğrudan yani popülist, seçmenini hedefleyen, muhalefeti de siz de fark ettiniz. Hani gayet açık bir şekilde muhalefeti de aslında kendi arkasında toplamaya yönelik böyle Türkiye'ye, Batı'ya karşı, aynı anda Wilders'i de araya sokuyor fark ettiyseniz. Türkiye Batı'ya karşı. Çünkü biliyorlar ki yani Avrupa ülkeleri de, onlar da Macron arkasında kümetlendiler. İşte Yunanistan'dan Merkel'e kadar bunu söyleyemem, hakaret olarak gördüler. Hani Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözleri. Dolayısıyla da hani bu şey AKP yönetiminin çok işine yarıyor. Bana sorarsanız son derece hesaplı, bilinçli bir siyaset stratejisi uyguluyorlar yani şu anda. Tutarsa tutar. İç politikaya yönelik olarak dediğim gibi muhalefeti hizaya getirmeye çalışıyor. Hem seçmen kaybını biraz önlemeye çalışıyor. Bakın işte biz hala hani İslam'ı koruyucuyuz. Hem de Müslüman ülkeleri ve Orta Doğu'ya diyor ki bakın Avrupa'da İslamiyet işte karşı saldırılar var. Hani ayaklar altına alınıyor değerlerimiz. Bunun korucusu bu coğrafyada bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Şimdi o rejimlerin halklarını da aslına bakarsanız şimdi de tamamlayayım. O rejimlerin halklarını da aslında kendi yönetimleriyle karşı karşıya getirme stratejisi de izliyor. Bunların hepsi ya tutarsa siyaseti. Evet. Şimdi ya tutarsa siyaseti diyorsunuz. Mesela Suudi Arabistan'ın Türk mallarına boykotunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin benzer bir tavır almasını, onlara neden bir cevap verilmediğini, onlara nasıl atar gider yapılmadığını sormayacağım bile. Zaten onun cevabı malum. Şimdi şunu sormak istiyorum Sayın Uzgel. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde aslında Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de olan hadiseler üzerinden ciddi ve sorunlu bir dönem yaşıyoruz. Yani aslında bir orta yol bulmak, işte Yunanistan'la sorunların çözülmesi bağlamında vesaire, bir orta yol bulmak ve belki de bir uzlaşma gerekliliği ortadayken savaşı daha da alevlendirecek. Yani savaş diyorum, hani bir diplomatik savaş dahi olsa bunu daha da alevlendirecek bir tavır içine girmek bu dönemde ne kadar akılcı sizce? Ya bunu şöyle söyleyeyim, hani krizsiz var olamıyor. Yani aşağı yukarı dikkat edin. Biz kendi programımızda da ben de hani böyle daha yakından takip edince fark ettim. Biz her hafta bir krizle başlıyoruz. Yani mutlaka ya kriz yaratıyor ya olan krize atlıyor. Yani Azerbaycan-Ermenistan çatışması için hatta şey demiştim. Yani krizsiz geçiyorsa, boş kalıyorsa Macron'a bir şey, hani bir gönderme, Macron'a bir çakma hani gerekiyor. Şey sıcak tutuyor, harareti yüksek tutmayı tercih ediyor. Yoksa içerik olarak baktığımızda hani Türkiye ile Fransa'nın bazı sorunları var. Onlar ciddi sorunlar olabilir. Yani özellikle Libya ve Afrika politikasında Fransa ile Türkiye arasında daha yapısal sayılabilecek bir anlaşmazlık var. Hani bunu teslim ediyorum bir taraf ama onun dışında Doğu Akdeniz meselesi, hatta Lübnan falan da Suriye meseleleri de yönetilebilir sorunlar. Ama kontrollü krizi Erdoğan da tercih ediyor, öyle söyleyeyim.
Öyle görünüyor ki Macron da tercih ediyor. Yani Avrupa sağ popülizmi de, Türkiye'nin sağ popülizmi de en hafif deyimiyle hani bu tür karşıtlıkları ötekileştirmeler üzerinden yoluna devam etmeyi tercih etmişe benziyor. Bu noktası da umarım hani açıktır. Yani Macron'la Erdoğan aslında birbirinin izdüşümü gibi hareket ediyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi İlhan Hocam, bir yandan bunlar olurken yani Avrupa'nın çeşitli başkentleriyle bu tür bir kriz yaratarak işte kavga içinde olma görüntüsü verilirken, bir yandan da tabii Azerbaycan'ın Karabağ işgalini sonuçlandırmak için giriştiği haklı harekata destek verilirken, hiç beklemediğimiz bir yerde bombalar patladı. Nerede? İdlib'de. Rusya'nın bir bombardımanından söz ediyoruz ve Rusya'nın orada Türkiye'nin de desteklediği belli unsurları bombalamasından söz ediyoruz. Gerçi hükümet yandaşı medyaya baktığımızda sivillerin de hayatlarını kaybettiği bir bombardımandan söz ediliyor ama Rusya'nın şu dönemde orada bir hava harekatına girişmesi ve bombardıman yapması son derece manidar gözüküyor. Nedir anlamı? Anlamı açık. Yani bakın, genel olarak Türk dış politikası kötü bir noktaya doğru gidiyor. Hani bunu bir uyarı olarak söyleyelim. Bakın, aynı anda yani Kanada işte yerli ve milli İHA'lara şey uyguluyor, biliyorsunuz. Hani motor ya da parça göndermiyor, kritik parçaları göndermiyor. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri yaptırım uyguluyor. Avrupa Birliği yaptırım uygularım diyor. Amerika F-35 üzerinden yaptırım uyguluyor. Fransa ya biz boykot uyguluyoruz ya Hollanda'ya aramız kötü. Merkel Fransa'nın arkasında. Doğu Akdeniz'i söylemiyorum bile artık, yani dilimizde tüy bitti. Şimdi buradan çıkış yok. Yani Macron Türkiye NATO'da partner değil diyor. Rusya sen benim stratejik ortağım değilsin diyor. Şimdi bu politikayla bu kadar fazla düşman yaratarak, bu kadar fazla sorun yaratarak ve bu kadar fazla çatışmaya taraf olarak bir dış politikanın yürütülmesi mümkün değil. Bakın, unuttuk, Libya'da Türkiye'nin kontrol ettiği hava üssüne saldırı oldu ve kimliği bilinmeyen uçaklar tarafından. Şimdi İdlib bunun en zayıf şeylerinden, ayaklarından bir tanesi. Her an vurulabilir durumdasınız. Şimdi bu kadar çok alana yayılır ve bu kadar çok ülkeyi, özellikle Rusya gibi, bakın sert oynuyor ve hani tırnak içinde söyleyeyim, kusura bakmayın, Rusya pis oynayabiliyor. Ya bunun bir sonraki böyle yapıyor. Önce bir mesaj veriyor, sonra biliyorsunuz bizim hani galiba 33 askerimiz şehit oldu. Bu tür hamleler gelebiliyor. Yani çok açık bir mesaj verdi Rusya. Yani şey, hani yorumlamaya gerek olmayacak. Daha 9 ay önceki hadiseden söz ediyoruz, değil mi? Evet. Çok şey, yani ayağını denk al diyor. Bana bu kadar fazla yerde, bakın sözel söyledi, biz partner değiliz, şey değiliz dedi, stratejik ortak değiliz ve ayrı düşüyoruz dedi. Sonra şeyi vurdu, Türkiye'nin desteklediği çok açık olan hani bir grubu vurdu, radikal İslamcı. Ve bunun arkası gelebilir. Böyle çalışıyor yani Rusya'nın devlet aklı ve devlet mekanizması. O yüzden de yani bunu söylüyoruz. Yani dış politikada ciddi bir revizyona ihtiyaç var. Mesela bana sorarsanız Türkiye, yani gerçekçi mi dersiniz bilemem ama Türkiye öncelikle şu imajını değiştirerek işe başlayabilir. Nereden, ne yapsın diye sorarsanız, sormadınız ama yani radikal İslamcılarla ilişkilerini bitirdiği açıklamasıyla, deklarasyonuyla başlayabilir mesela. Çok kötü imajı Türkiye'nin. Yani böyle bir niyeti pardon hocam, radikal tabii İslamcılarla arasına mesafe koyması ve ilişkilerini bitirmesi gereğinden söz ettiniz. Aslında aylardır söz ediyoruz bu gereklilikten. Özellikle İdlib dosyası söz konusu olduğunda Rusya da defalarca bu gerekliliğin altını çizdi ve Libya tabii. Şimdi bunu yapabilecek niyeti var mı ya da bu yönde herhangi bir izlenim veriyor mu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti? Yok ama yaptıracaklar ve bu Libya'dan başlayacak. Biliyorsunuz Türkiye, bakın, Azerbaycan'da güya dolaylı olarak sahada ama masada yok. Masayı Rusya topladı, masayı Amerika topladı. İşte 10 bin kilometre öteden sen geliyorsun falan. Bak, kalkıp 10 bin kilometre öteye gitti Dışişleri Bakanları, Azerbaycan ve Ermenistan. Amerika'da masaya oturdular. Rusya çağırdı, Moskova'ya gittiler ama mesela Türkiye işin içinde yok. Libya'da sahada Türkiye doğrudan çatışmanın tarafı,
Libya'da sahada var Türkiye ama masada yok. Dolayısıyla da ve Libya'da da biliyorsunuz ateşkes anlaşması, daha kalıcı bir anlaşma yapıldı. Türkiye onu da küçümsemeye çalıştı. Yani bölgede ateşkese karşı bir ülke görüntüsü veriyor ki öyle. Ve orada dediler ki yani 3 ay içinde yabancı savaşçılar çıkacak buradan. Yani ufak ufak Türkiye'yi tabii ki buna zorlayacaklar. Bir defa bu Libya'dan başlayacak, sonra da Suriye konusunda bana sorarsanız biraz daha fazla sıkıştırmaya başlayacaklar Türkiye'yi. Evet, Suriye'de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de yine Türkiye'nin sorumlu olduğu gruplara PKK terörist örgütünün türevi diyelim gruplara da desteğini de unutmayalım. Orada başka sorunlar da hani bir şekilde donmuş durumda. Oralarda Türkiye bakın en az sesin çıktığı alanlardan biri orası tabii ki. Yani orada bir uzlaşı var. O başka bir belki uzun bir programı da gerektirebilir. Orada bir hani uzlaşıyla gidiyor aslında bakarsanız el altından. Bu da şeyin yani AKP'nin Amerika ve Batı gözünde daha işlevsel hareket ettiği alanlardan bir tanesi aslında. Hani kibar diye ifade etmeye çalıştım. Hocam o bütün bu saydığınız konular aslında sizin cuma akşamları yaptığınız ve son derece lezzetli programa yani izleyicilerin de merakla beklediği programa önemli konu başlıkları olarak masanıza geliyor demektir. İlgiyle izleyeceğiz. Çok teşekkürler İlhan Özgen. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Profesör